Hocam bu kanser hastalarında bölge işte atıyorum bağırsak kanseri, işte akciğer kanseri, rahim kanseri arasındaki hastalıklarda kişilerin etkilendiği durumlar nelerdir? Çünkü bazıları diyor ki işte bir şey yok, geçer. Bazıları diyor ki aa çok ağır bir hastasın sen. Çünkü bu ne? Çevre faktörüne giriyor birazcık galiba. Şimdi bunlar için hastalarımıza ne demek istersiniz? Şimdi her organın kanseri farklıdır. Her Evet. organın vücudumuzdaki beyinde oluşan şeyin tümörün kanserin patolojik tipi farklıdır, tedavisi farklıdır. Akciğerlerde görülen kanserin tedavisi farklıdır. Yemek borusundaki görülenlerin tedavisi farklıdır. Yine kas tümörleri dediğimiz yumuşak doku sarkom dediğimiz hani kanser değil sarkom oluyor onlar. Bunların tedavileri farklıdır. Gidişatları farklıdır. Bizim için en önemlisi patoloji bizim için önemli. Patolojide o kanserin ilerleme şekli nasıl seyredeceği, akıllı ilaca uygun mu değil mi? Cerrahi olarak tam çıkarılırsa yaşam beklentisi ne kadar olabilir? Hep bu bizim kilit olarak patoloji bize yol gösterir. Eğer mesela geniz kanserleri vardır. Burnun arkasında, kulakların arkasında, kafa tabanının tam ortasındadır. Ve onun cerrahi olma şansı sıfırdır. Çünkü cerrahi olarak onun çıkarılması mümkün değil yani. Onların tedavisinde radyoterapi tedavisi kullanılır ve Her tedavi başarısı çok yüksektir mesela. kanserli hücreye ameliyat önermiyoruz. Kesinlikle. Mesela lenfoma, lenf tümörlerinin tedavisinde cerrahi uygulanmaz.